Değerli milletvekillerimiz, kıymetli Azerbaycan'ımızın büyükelçisi, değerli misafirler. Rus gazeteci Romanov, kitlesel kırımın yaşandığı Hocalı'yı anlattığı "Ben Savaşı Çekiyorum" başlıklı kitabına şu sözlerle başlıyor. "Bu nasıl bir ulusal bağımsızlık hareketiymiş Tanrım. Ben helikopterin camından bakıyordum ve gördüğüm bu insanlık dışı dehşet verici manzara gerçek anlamda beni hayretler içerisinde bırakıyordu. Karın eridiği dağ yamacının gölgesinde, sararmış otların üzerinde insan cesetleri bulunuyordu. Büyük bir alan kadın, yaşlı ve çocukların cesetleriyle doluydu. Cesetler arasında bulunan ninesine sarılmış küçük kız cesedi insanı yakan bir manzaraydı. Beyaz saçlı ninenin yanına küçük kız uzanmıştı. Nedense onların ayaklarını dikenli tellerle bağlamışlardı. Ninenin elleri de bağlıydı. Her ikisinin kafasında kurşun yarası vardı. Yaklaşık 4 yaşındaki kız çocuğu hayatının son anında ellerini ölmüş ninesine uzatmıştı. Bu sahneden o kadar etkilendim ki kamerayı bile unuttum. Okurum beni affetsin ama gözümle gördüklerimi, kulaklarımla duyduklarımı dilimle anlatamıyorum. Böylesi anıların bir iz bırakmadan unutulup gitmesi mümkün değil. Akşam bu bölümü yazdıktan sonra ertesi gün şakaklarımdaki beyazlığın arttığını fark ediyordum. 29 yıl önce, 26 Şubat 1992'de insanlık tarihinin gördüğü en acımasız katliamlardan birisi Karabağ Hocalı'da gerçekleşmişti. Yüreklerimizi dağlayan bu acı hadisede kaybettiğimiz kardeşlerimizi bu yılda yad etmek için bir araya geldik. Bizler onların şerefli bir sonla Rablerine kavuşarak şehitler arasına karıştıklarına inanıyoruz. Değerli misafirler, vicdanı olan herkesi insanlığından utandıran bu vahşeti fotoğraflarla, resimlerle, kelimelerle vesaire her türlü yol ve yöntemi kullanarak görmek istemeyen gözlere, duymak istemeyen kulaklara ve hissetmeyen cani vicdanlara haykırmaya devam edeceğiz. Azerbaycan halkının maruz kaldığı bu elim hadiseleri her zaman hafızalarımızda tuttuğumuz gibi hiç kimsenin unutmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.